Evet arkadaşlar merhabalar. Organik bileşiklerin son videosundayız. Sağlıklı beslenme, obezite, diyabet ve insülin direncinden bahsederek organik bileşikleri tamamlamış olacağız. Hatta canlıların temel bileşiklerini tamamlayarak bir üniteyi bitirmiş olacağız arkadaşlar. Şimdi sağlıklı beslenme ne demek? Sağlıklı beslenme canlının yeterli, düzenli ve dengeli beslenmesine verilen isim aslında. Buna biz sağlıklı beslenme ismini veriyoruz. Eğer çok aşırı beslenirsek vücudumuzun yağ oranı artmaya başlar. Ya da yeterli fiziksel aktivite yapmazsanız, yediğiniz kaloriler düşük olsa bile fiziksel aktivite yapmadığınız için arkadaşlar enerji harcamayacağınız, yani yoğunluklu enerji harcamayacağınız için onlar ne yapacaktır? Vücutta yağ olarak depolanmaya başlayacaktır. İşte biz buna obezite ismini veriyoruz. Karbonhidrat, yağ, protein bunlardan çok fazla yerseniz hepsi yağ dönüşerek depolanıyordu. Deri altında yağ artışına sebep oluyordu arkadaşlar. İşte bu obeziteye sebebiyet verecektir diyeceğiz. Burada bakın beden kitle indekslerini veren bir görsel var. Bakın obeziteye doğru gidiyor. Ne kadar yüksekse o kadar şişmanlık görülecektir diyeceğiz. Beden kitle indeksi nasıl hesaplanıyor? Boy oranıyla alınan kilo oranına göre hesaplanıyor diyelim. Şimdi obeziteye sebep olan etkenler neler? Canlı nasıl vücuttaki yağ oranını arttırıyor? Bir kere yanlış beslenmeyerek. Tek tip beslenme mesela sürekli karbonhidrat yerse, sürekli protein yerse ya da sürekli yağ yerse canlı bunları yağ şeklinde depolar. Onun için bu obeziteye sebebiyet verebilir. Ya da zaman dilimi olarak fiziksel aktivitelerinin az olduğu zamanlarda mesela uyuma dönemine yakın zamanlarda çok fazla besin tüketirseniz uyurken zaten metabolizmanız çok yavaşlıyor arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz onları? Harcayamıyorsunuz. Yediğiniz besinlerin enerjisini harcayamıyorsunuz. O zaman da bunlar yağ dönüşerek depolanıyor. O yüzden de zaman dilimlerine dikkat etmemiz lazım. Sık sık az az beslenelim diyoruz ya, en sağlıklısı bu. Birdenbire çok fazla yüklenirseniz de, çok fazla yemek yerseniz de, bütün gün açım, birdenbire çok yemek yersem bu da arkadaşlar yanlış beslenme olarak gösterilebilir. Aşırı beslenme yine arkadaşlar, fazla beslenme obeziteye sebep olacaktır. Dediğim gibi fiziksel aktivitelerin azlığı da obeziteye sebebiyet verecektir diyelim. Ayrıca genetik, çevresel, fizyolojik, hormonal, psikolojik sebepler de obeziteye sebebiyet verebilir. İşte genetiksel olarak kilo alımına yatkındır kişi. Hormonlarıyla bir problem vardır arkadaşlar. Bazı organlarının çalışmasında bir problem olabilir. Kişi depresyondadır falan filan. Dolayısıyla bunların hepsi obezite sebeplerinden sayılabiliyor. Kesin kanıtlanmış değil ama sayabiliyorlar arkadaşlar. Şimdi obezitenin bir ileriki boyutta diyabet. Ne demek istiyorum burada? Arkadaşlar obezite geçiren kişilerde kan şekeri çok yükseliyor. Çünkü sürekli besin alırsanız onlar kanda şekerler ne yapıyor? Normal seviyenin üstüne çıkmaya başlıyor. Buna bağlı olarak da arkadaşlar kişi o fazla şekeri dışarıya atmak için idrarla, böbreklerden geçerek idrarla dışarıya atıyor diyelim. Diyabet hastalarında kan şekeri çok yüksektir ve bu hastalar idrarda şekerle idrar oluşturuyorlar. Yani idrarla şeker atıyorlar. Normalde sağlıklı bir insanın idrarında asla şeker olmaz. Sadece şeker hastalarında gördüğümüz bir durumdur diyeceğiz. İki tip diyabet var. Bir tanesi tip 1 diyabet, bir diğeri tip 2 diyabet. Tip 1 diyabet arkadaşlar çocukluk döneminden itibaren başlayan şeydir. Diyabet hastalığıdır. Doğuştandır diyebilirsiniz buna. Kişinin pankreaslarından insülin ya sentezlenemiyor ya da çok az sentezleniyor. O yüzden de kişi İnsülin yetersizliğinden kaynaklı kan şekeri sürekli yüksek dolaşıyor. Yaşamı boyunca da sürekli dışarıdan insülin almak zorunda kalıyor diyeceğiz. Peki diyeceksin ki insülin ne? İnsülin bir hormon. Kan şekeriniz yükseldiğinde insülin hormonu pankreastan sentezleniyor ve karaciğerle kaslara gidiyor. Karaciğer ve çizgili kasları uyararak o kandaki fazla şekerler alınıyor çizgili kaslar ve karaciğer tarafından ve orada glikojen şeklinde paketlenip depolanıyor. Kandaki glikozları aldığım için kan şekerini ne yapmış oluyorum? Düşürmüş oluyorum. Diyabet hastaları da tip 1 diyabette insülin çok az ya da hiç sentezlenmediği için kanda şeker yükseldiğinde hiçbir şey yapamıyoruz. Glikojen şeklinde depolayamıyoruz. Karaciğer ve çizgili kasları uyaramıyoruz. Bundan kaynaklı kişi şeker hastası olmuş oluyor. Sürekli yaşam boyunca insülin takviyesi almak zorunda kalıyorlar maalesef ki. Tip 2 diyabet ise daha sonradan oluşan diyabettir. Yetişkinlerde genellikle ortaya çıkıyor. Bunlarda insülin üretimi normal seviyede aslında. İnsülin üretebiliyorlar. Fakat
Karaciğer ve kaslardaki hücreler kan şekeri sürekli yüksek olduğu için insüline direnç gösteriyorlar. Yani bu insülin zaten hep bu kadar var diyor kanda. Yani ben daha fazla insülin olsun ki ancak o zaman uyarılayım. İnsüline direnç gösteriyorlar ve hedef hücreler uyarılmamış oluyor. Bu yüzden de kan şekeri ne yapıyor? Yüksek kalıyor. Dışarıdan insülin takviyesiyle arkadaşlar insülin seviyesini arttırıyoruz ve artık belirli bir değerin üzerine çıktığı için insülin miktarı kaslar ve karaciğer uyarılıyor ve kandaki glikozlar buraya alınarak, kas ve karaciğer alınarak glikojen şeklinde depolanıyor diyeceğiz arkadaşlar. Bunlar özellikle tip 2 diyabetler obeziteye bağlı ortaya çıkan diyabet şeklidir. İnsülin takviyesi yapılıyor ama arkadaşlar tip 2 diyabette mesela zayıflama, düzenli perhiz vesaire bunlar uygulanırsa tedavi edilebiliyor diyeceğiz. Çünkü insülin sentezi var bunlarda yeterli miktarda. Evet, insülin direncini de ayrıca burada yazmışım. Hadi bir daha üzerinden geçelim. Kandaki insülin seviyesinin normal olmasına rağmen hücrelerdeki reseptörler insülini algılayamıyorlar ve uyarılamıyorlar. Buna da biz insülin direnci ismini veriyoruz. Görselde de gösterdik. Kişi açlık hissinde bakın. Açlık hissinde olunca karbonhidrata yükleniyor. Karbonhidratlar kanda şekeri yükseltiyor arkadaşlar. Kan şekeri yükselince ne oluyor? Pankreas uyarılıyor. Pankreastan gençler insülin sentezlenmeye başlıyor yüksek miktarda. Buna bağlı olarak insüline karşı benim hücrelerim direnç gösteriyorlar ve kan şekerim ne yapıyor arkadaşlar? Yüksek kalmış oluyor diyeceğiz. Evet, organik bileşikler kısmını tamamlamış olduk arkadaşlar. Dediğim gibi bir üniteyi bitirdik artık. 9. sınıfta anlattığımız kısım. Şimdi 9. sınıfın 2. ünitesi olan hücre kısmına başlayacağız bir dahaki videolarımızda. Organik bileşikleri, inorganik bileşikleri ve canlıların ortak özelliklerini tamamlamış olduk. Lütfen bunları güzelce tekrarını yapın ve bol bol soru çözün. Soru çözdükçe tekrar yapmış olursunuz aslında. Ne kadar fazla soru kalıbı görürsek bizim için o kadar iyi arkadaşlar. Baştan lütfen işi sıkı tutalım biyolojide. Çünkü ilk konularımız, 9. sınıf konularımız bizim için çok önemliydi. Bunlar temel oluşturacaktı. Bunları bilmezsek 10'da, 11'de, 12'de problem yaşayabiliriz arkadaşlar. TYT'nin ilk ünitesini bitirdik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.